Sünnetli seniyeler fazların muhafızlarıdır. Psikolojik olarak da bakacak olursak meseleye, bir şey ne kadar eksiltilirse artık elinizde eksiltilmeyecek yerleri de eksiltmeye başlar. Önemli olan yerlere de dokunmaya başlar ki şeytan hafizanallah böyle bir boşluk aramaktadır ki dolayısıyla sizdeki farzlarınızı da bir müddet sonra sünnetlerin terkinden gelen gevşeklik de elinizden almaya çalışacak. Bu yüzden sünnetler farzların kaleleridir kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ahde vefa derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 11. lemanın 6. nüktesi bidalarla alakalı ve dinin kemale erdirilmesiyle alakalı serlevha yapılan ayet ve hadislerden yürümeye çalışacağız. Allah istifadeye medar eylesin. Bidat konusu işlenmiş ve bidat konusu aslında çok hassas olan konulardan bir tanesi. Ben metine bağlı kalmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla insanların meseleyi yanlış anlamasına müsait olan bir konu. İnşallah başka bir dersimizde çok geniş kapsamlı bir vaziyette her açıdan bakabilmeyi Allah bizlere nasip etsin. İnşallah ömrümüz vefa eder ise. Bidat dediğimiz mesele İmam-ı Şafii gibi, İmam Nevevi gibi, İbn Abidin radıyallahu anh, İmam Malik Hazretleri gibi hem geniş hem dar kapsamlı bir mesele olarak adlandırılmış ve tarif genel itibariyle birçok hadis-i şerif referans alındıktan sonra dinde sonradan değiştirilenler manasında izah edilmiş. Dolayısıyla dinde değiştirilmeyen insanların örfi ya da adabi meselelerinde günlük yaşam standartında yapmaları zorunlu hale gelen meselelerin bazılarına bidayı hasene gibi bakılmış. Ama teşvik bütün ulemanın tamamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittiba etmesinin edilmesinin en güzel olduğu noktasındadır. Burayı tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinde var ise o en güzel olandır. Başka hiçbir şeye tercih edilmemelidir. Dolayısıyla bizim özel olarak bakmak istediğimiz mesele bu zamanda dinin değiştirilmemesiyle alakalı meseleler deyince aklımıza ne geliyor? Aslında günlük yaşam standardında belki bir nevi mecbur kaldığımız bazı meseleler gündeme geliyor. İmam-ı Şafii Hazretleri bir örnek ile izah etmek istiyorum. Minareler meselesi ve medreseler meselesi ve camiler meselesini bidayı hasen olarak değerlendirecek gibi görsek aslında bunlar İslam'ın menfaatine olan meselelerdir. Yalnız kabirler üzerine mum dikmek gibi, onlardan medet beklemek gibi meseleler dinin ruhuna ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ve yaşamına aykırı olduğundan bunları kabul etmeyeceğiz. Demek ki önceki söylediğimiz medreseler dediğimiz yerler bidayı hasene olarak tarif edilebilir. Diğerleri de bidayı seyyiye diye tarif edilebilir. Dolayısıyla yakasız gömlek giymek sünnet, yakalısını giymek bidat gibi düşünülecek olursa herhalde yanlış düşünülmüş gibi olur. Çünkü bunlar dine sonradan eklenenler değildir. Yer sofrasında yemek yemek sünnettir, masada yemek yemek bidattır. Yer minderinde oturmak sünnettir, koltukta oturmak bidattir. Tekke, takke ve sarık gibi meseleler sünnettir, başı açık gezmek bidattır, mikrofonsuz ezan okumak sünnettir, mikrofonla okumak bidattır gibi meselelere baktığımız zaman bu sözlerle insanları sünnete teşvik etmek istenmiş gibi sanki ulemanın genel bir teşvik anlayışları var. Yani sünnet-i seniyeden insanları uzaklaştırmak ve dine din gibi eklenenlerin sakıncalı olduğunu bildirmek ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın tahribatının çok sıkıntılı bir durum olduğunu şiddetle bize göstermek istediklerinden çok hassas davranmışlar. Dolayısıyla biz zaten tersini de iddia edenler sünnete karşı gelmekle ya da Kur'an'a karşı gelmekle zaten sıkıntılı bir duruma düşmektedirler. Aslında ulemanın sünneti seniyeye teşvik etmek gibi bir niyetleri var. Dolayısıyla dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde olanlar en güzelidir. Sünneti seniyeye ittiba edenlerin maddi ve manevi alemlerinin yukarılara çıkacağı konusundan bahsettik. Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesinin gölgesi altında Allah sevgisinin oluştuğunu daha önce söyledik. O yüzden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalaletin finnar ifadesini kullanmış. Her bid'at dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindedir buyurmuş. Yani
El yevme ekmeltu lekum dinukum ayetinde Maide suresi 3'te Cenab-ı Hak buyurmuşlar ki bugün sizin için dininizi kemale erdirdim sırrıyla kavaidi şeriatı garra yani İslam'ın İslam şeriatının yani İslam şeriatı şeriat dediğimizde Kur'an'ın iki yaprağının arası demektir kardeşlerim. Yani İslam şeriatının kurallarına parlak ve nurlu tılsımlarına yapışmak ve desatir-i sünneti seniye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet dusturlarının tamam ve kemalini bulduktan sonra hepsi mükemmel ve kusursuz hale geldikten sonra yeni icatlara yani yeni ortaya çıkarmalara o düsturları beğenmemek yani onları tırnak içerisinde söylüyorum beğenmemek ve dini ve sünneti seneye muhalif olmamak şartını özellikle burada parantez içerisinde söylüyorum. Yani o düsturlara prensiplere beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek onları eksik görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Yani o dine sonradan, dine zarar verecek, din gibi gözüken Allah Resulü'nün Kur'an izahını tahrip eden meseleleri icat etmek, yani ortaya çıkarmak, etmek dalalettir, ateştir. Yani sapkınlıktır. Artık onların neticesi din ve Allah Resulü'nü tahrip edeceklerinden ve dinin Kur'an-ı Azimüşşan'a bakan Allah Resulü sünneti seniyesini tahrip edeceğinden sapkınlık ve ateş olarak adlandırılmış. Sünnet-i Seniyye'nin meratipleri var tabii ki. Sünnet-i Seniyye'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensiplerinin tabii ki meratipleri var, dereceleri var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmezler. Özellikle İmam-ı Azam Hazretleri hususiyetle bu meselelerin üzerinde durmuş. Vacip olan meseleler terk edilmeyecek meseleler gibi adlandırılmış. Vacip olanlar aslında vitri vacip namazından da hatırlayınız. O gece namazının mutlak kılınması konusunda İmam-ı Azam telkinde bulunmuş. Yani mutlak lazımdır, lüzumludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmedi. Teheccüd namazlarının arkasından mutlaka bunu kıldı ve tavsiye etti diye tarihte bulunmuş. İkincisi arkadaşlar o kısım şeriatı garradaki kısımdır aslında. Yani parlak ve nurlu İslam şeriatı içerisinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın da aslında bunu öngördüğü meselelerden bir tanesidir. Tafsilatıyla beyan edilmiş büyükler tarafından. Onlar aslında muhkemattır. Yani kesin hükümler içeren emir ve yasaklardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların mutlak yapılması gerektiğini söylemiş. Gece namazlarıyla alakalı belki de ayetler içerisinden bunu değerlendirerek söylemiş. Dolayısıyla İmam-ı Azam Hazretleri'nin aslında müekket sünnetler üzerinden de bir tarifi var. Müekket sünnetlerin şartsız ve sebepsiz yere bile isteye terk edilmesinin tahrimen mekruh olduğunu, harama yakın mekruh olduğunu da söylüyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Üstad Hazretleri başka bir yerde Risale-i Nur'da şöyle bir ifade kullanıyor. Sünnet-i seniyeler fazların muhafızlarıdır. Psikolojik olarak da bakacak olursak meseleye bir şey ne kadar eksiltilirse artık elinizde eksiltilmeyecek yerleri de eksiltmeye başlar. Önemli olan yerlere de dokunmaya başlar ki şeytan hafizanallah böyle bir boşluk aramaktadır ki dolayısıyla sizdeki farzlarınızı da bir müddet sonra sünnetlerin terkinden gelen gevşeklikle elinizden almaya çalışacak. O yüzden sünnetler farzların kaleleridir kardeşlerim. Dolayısıyla hiçbir cihetle tebeddül etmez, değişmezler. Muhkem olan meseleler yani kesin hüküm olan meseleler kesinlikle değişmezler. Bir kısmı da nefail, nevafil nevindendir. Nevafil kısmı iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi, ibadete bağlı olan sünnet-i seniye kısımlarıdır. Mesela farz namaz Allah Resulü üzerinden tarif edildiği için ve Allah Resulü bunu yaptığı için aslında Allah Resulü'nün yaptığı şeyler de sünnet-i seniye sınıfından olduğu için aslında Allah Resulü'nün sünnetleri sınıfındandır da farz mesele. Dolayısıyla bunlar aslında ibadete bağlı olan sünnet-i seniye kısımlarındandır olan kısmı örnektir. Yani onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiştir. Yani onlar dahi Allah tarafından bildirilen hükümleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın iki yaprağının arası, iki ucunun arasında yani tamamı şeriattır. Allah'ın getirdiği şartlar, standartlardır, hükümlerdir. Dolayısıyla onlar da diğer şeriat kitaplarında bu ahkam ve şer'inin sınıfları teferruatlı bir vaziyette beyan edilmişler. Onların tayyiri bidattır. Artık bunların değiştirilmesi bidattır. Çünkü bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emirlerini tarif ettiği sünnet-i seniyeler sınıfındadır. Diğer kısım
adab tabir edilen, yani görgü kurallarını ve edebi de ilgilendiren tabir ediliyor ki siyeri seniyye, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüksek ahlakını ve vasıflarını ve gündelik işlerini yaptığı kitaplarda da zikredilmiştir. Yani bunların muhalefete, bunlara aykırı davranmaya bid'a denilmez. Dinde olmayıp sonradan dine zarar veren meseleler denilmez. Fakat bakınız buraya dikkat ediniz, denilmez. Biraz önceki yukarıdaki o gömlek ve masa hadisesini hatırlayınız en baştaki. Yani yakasız gömlek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sünnetti. Şimdi yakalı gömlek giyiliyor. Yani minareler yoktu, şimdi minareler var. Yer minderi yok, şimdi masalar var. Hakeza bunun gibi örnekleri biraz önce örneklendirmiştim. Dolayısıyla bunlar aslında sünnet-i seniyede siyer kitaplarına girmiş. Bu adapların tamamı, görgü kurallarının tamamı bunlar bu şekilde tarif ediliyor. Dolayısıyla onlara muhalefette, onlara aykırı davranmakta. Kasten ve bizzat Allah Resulü'nü ve Kur'an'ı rencide adına olmamak şartıyla aykırı davranmak, yani onların tam tersi gibi ya da bu zamana uygun davranmak bid'a denilmez. Dine sonradan eklenenler gibidir. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki, yani örf görgü kuralları tarif ediliyor ki siyeri seniyye, Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüksek ahlakını ve faziletlerini ve vasıflarını yazan kitaplarda zikredilmiş. Yani onlara muhalefette, yani adab olunan, yani edeple görgü kurallarıyla alakalı meselelerde onlara benzemeyen davranışlar insanları sevaptan, sünnet-i seniyye sevabından mahrum eder, günaha sokmaz. Bunlara da bid'a denilmez. Yani dine sonradan eklenen meseleler gibi denilmez. Örneklerimizi hatırlayınız yukarıdaki. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görünüp göstermiş olduğu hal ve davranışlara ve ahlak kaidelerine bir nevi bir çeşitte muhalefettir. Aykırı davranmaktır. Ve onların nurundan ve o hakiki edepten, yani o hakiki asıl gerçekten istifade etmemektir, edememektir. O yüzden sünnet-i seniyede bulduğumuz ve bulmaya çalışacağımız her bir şey bize onun sünnet-i seniyeye uygun sevabını nasip edecektir. Aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan ve o hakiki edepten, yani terbiye ve güzel ahlakın sembolü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim aslında Allah'a yakınlaşma ve mükemmelleşme sebebi olduğundan bize, aslında onlara aykırı olmak bizi bir sevaptan mahrum bıraktığı gibi aslında bir kaliteden de mahrum bırakıyor. Dolayısıyla onlardan istifade etmemek de demektir aslında. Demek ki eğer ondan istifade edebileceğimiz bir kapı varsa ona yakın davranmak daha faziletlidir. Bu kısım ise örf ve adat, yani adetler ve gelenekler ve muamelat-ı fıtriyede, yani doğuştan gelen fıtrı davranışlarda, işlerde, yaratılışta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan, yani yalan söylemeleri imkansız olan kişiler tarafından nakledilen hadis-i şeriflerinde malum olan, bilinen harekatına, yani hareketlerine ve ittiba etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl konuşurdu? Bunlar aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize öğretilerinden bir tanesi. Dolayısıyla dinin kalitesini belli eden, müminin kalitesini belli eden, Kur'an-ı Azimüşşan'a uygun hareket tarzını belli eden meseleler cinsinden bunlar. O yüzden onlara ittiba etmek güzeldir. Mesela söylemek adabını gösteren, edep ve görgü kurallarında söylemek adabını gösteren ve yemek yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın, durumların, hallerin adabının edep ve görgü kurallarının düsturlarını beyan eden, kural ve prensiplerini açıklayan muaşerete, yani onları birlikte yaşayıp yeme içme gibi meselelere taalluk eden, ilgilendiren, ait olan çok sünnet-i seniyeler var. Çok sünnet-i seniyeler var. Bunları yerine getirirsek sevaptan mahrum kalmadığımız gibi bunları yerine getirerek Allah Resulü'nü hatırlatmış olduğumuzdan, Allah Resulü aracılığıyla dini hatırlatmış olduğumuzdan ve onun aracılığıyla da Allah'ı ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatırlatmış olduğumuzdan Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifinin içerisinde değerlendiririz. Cenab-ı Hak inşallah bizleri hakiki müminlerden eylesin. Mümin odur ki bakıldığında, konuştuğunda ve hareketinde Allah'ı hatırlatır. Bu müminlik tarifinde unutmadan bunları söyleyelim kardeşlerim. Dolayısıyla bu nevi sünnetlere adab tabir edilmiş. Yani görgü kurallarına uygun tarifler yapılmış. Fakat o adaba ittiba eden, bakınız burası çok önemli kardeşlerim,
Fakat o adaba, edep ve görgü kurallarına ittiba eden, aslında tabi olan, o adetini, yani yaptığı o sıradan gibi gözüken meseleleri dahi ibadete çevirir. Yani gün içinde Allah Resulüne benzeyerek yaptığımız her bir şey ibadet hükmüne geçtiğinden Allah'ın huzurunda büyük bir kıymet ve değer kazanır. O adaptan mühim bir feyiz alır. Yani o görgü kuralından da mühim bir feyiz alır. Yani manevi gıda alır, bereketli bir hale gelir hayatı. En küçük bir adabın müratı, en küçük bir görgü kuralının gözetilmesi, onun korunması ve yaşanması Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettiriyor. Aslında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettirmesi, Allah Resulü'nü hatıra getirmesi, biraz önceki söylediğimiz gibi. Kalbe bir nur veriyor. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığıyla Allah'ın muhafazasını ve Allah sevgisini de bize kazandırıyor. Çünkü Allah Resulü aracılığıyla Allah'ı da insanlara ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı da insanlara hatırlatıyoruz. Demek ki sünnet-i seniyenin içinde en mühimi İslam'ın alametleri olan, İslam'ın belirli işaretleri olan şaire taalluk eden sünnetlerdir. Yani İslam sembolü olmuş ibadetlere taalluk edenler aslında en önemlileridir kardeşlerim. Mesela oruç tutmak şairi İslamiyedendir. Başörtüsü şairi İslamiyedendir. Dolayısıyla bunlar aslında kaliteli kulluk vazifeleridir. Yani şair, İslam sembolü olmuş ibadetler adeta hukuk-u umumiye nevindendir. Yani kamu hukuku nevindendir. Aslında herkesi ilgilendiren, aslında o kişinin bunları yaparak İslam'ı temsil etmesi gerektiğinin ve umuma ait vazifesini de insana hatırlatan çeşittendir. Dolayısıyla cemiyete ait, topluma ait bir ibadettir. Kulluk vazifesidir. Topluma ait, sosyal bir varlık olduğumuzdan insanların şahsi kemalatında eğer mükemmellik ortaya çıkmaya başlamışsa artık kendilerinin istediğini, din adına isteyeceklerini, Allah'ın emrettiklerini yaşayıp insanlara yaşatma eylemleri insan dünyasında aksiyon haline geldiğinden aslında o bir ubudiyettir, kulluktur ve başkalarına da sosyal olarak bunları göstermekle vazifelidirler. Bu şairi İslamiye dediğimiz İslam sembollerini hatırlayınız kardeşlerim. Birisinin yapmasıyla cemiyeti umumen istifade ettiği gibi aslında bir kişi toplumda bunu yapmakla umumen bütün cemiyet bütünüyle bunlardan istifade eder. Farz-ı kifayeler bunların nevindendir. Bunları oralardan bakabilirsiniz. Onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Eğer yapılması gereken bir meseleyi, mümin kardeşliği ve toplumda umum yaşama alışkanlıkları gibi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği birlik, beraberlik ve kardeşlik meselelerini bozacak eylemlerde bulunacak meseleler eğer bir kişi daha yapmazsa mesul olunacak duruma gelinir. Cenaze namazları bunlardan bir tanesidir. Diğerlerine bakınız lütfen. Dolayısıyla herkes bundan mesul olur yapılmadığı takdirde. Bu nevi şaire ise bu nevi şeriate yani İslam sembolü olmuş meselelere de riya giremez, gösteriş giremez. Farzda riya yoktur tarifi gelmiştir Efendimiz'den. İlan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan da ehemmiyetlidirler. Nafile yani vacip farz dahi olsalar şahsi farzlardan ehemmiyetlidirler. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Şahsen ferden ferde yaşamadığımız bu dünyada umuma ve insanlığa karşı vazifelerimiz en büyük sorumluluklarımız niteliğindedir. Ki 5 vakit namaz da dahil olmak üzere İslam'ın farzlarının ve imanın rükünlerinin tamamı aslında sosyal hayatı ve bütün insanlığı da ilgilendiren, insana şuur kazandıran meselelerdir. Cenab-ı Hak inşallah hepimize sünnet-i seniyye hakiki ittiba, Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Azimüşşan'ına uygun sırat-ı müstakimde yaşama, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma yolunda ahir ve akıbetimizi hayreylesin, tahkiki iman ile bizleri huzuruna alsın. Hoşça kalın, huzurda kalın.